Metal sanayi alanında sektörün iddialı firmalarından Aron da fuarın katılımcıları arasındaydı. Aron ne zaman, nerede, nasıl kuruldu? Biraz bize hikayesini anlatır mısınız? Aron Metal aslında Pargeta Grup şirketinin bir yan dalı olarak ayrıldı oradan. Biz market ekipmanları raf işine girdik. Bu işe girmemizle beraber Aron Metal adında bu işe yaklaşık 2 sene önce başladık. Daha doğrusu 2 sene önce resmileştirdik. Daha öncesinde Pargeta Grup altında yapılıyordu bu işler. 2 sene önce 2020 yılında Aron Metal olarak ayrıldık. Tekirdağ'da yeni fabrikamızı açtık. 2 yıldır üretimimizi bu fabrikada sağlıyoruz. Biraz ürün gamınızdan anlatır mısınız? Neler yapıyorsunuz? Kimlere hitap ediyorsunuz? Ürün anlamında biz fabrikamızın metal alanında her alana hitap edecek şekilde yaptık. Şimdi tel çekme bölümünden olsun, tel bölümünden olsun, kaynakhane bölümümüz, punta bölümümüz, kesme bölümümüz, her anlamda metal alanında raf sektörüne hitap edecek şekilde veyahut yine ekstra işlerimiz de olabiliyor dışarıdan yurt dışı odaklı olarak. Mesela bir ranza işimiz oldu. Bir ay içinde yaklaşık 2500 adet ranza imalatı sağladık. Metal alanında her şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Yani sektörde herkese hemen hemen hitap ediyor. Gıdacılara, fabrikalara. Bizim alanımız daha çok üstüne ürün konulabilecek alanlar. Mesela kasa bankolarımız da aynı şekilde. Yani bir marketin içinde aslında içine veya üstüne ürün konulabilen her şeyi sağlıyoruz. Bir market bize iç mimarisini, iç standını, işte zeminini, tavanını, elektriğini bitirdikten sonra içine üstüne ürün koyabileceği her şeyi sağlamaya çalışıyoruz. Peki hakikaten güçlü firmasınız, yılların firmasısınız. Sizi diğer firmalardan farklı kılan, böyle sizi başarıya götüren nelerdir? Bizi başarıya götüren şöyle düşünüyorum ben açıkçası. Bizim müşteri ilişkilerimiz çok iyi. Onun dışında üretim anlamında her zaman çözümcü şekilde ilerliyoruz. Mesela arızalar olabiliyor, sıkıntılar olabiliyor. Bunu müşteriye şey yapmadan, ürünün teslimatını geciktirmeden, ürünün kalitesini etkilemeden hızlı bir şekilde çözerek müşteriyi, işte termin tarihlerimizi, teslim tarihlerimizi ertelemeden, ürün kalitesini düşürmeden, her zaman kaliteyi en yüksekte tutarak gerek ürün anlamında olsun, gerek boyası anlamında olsun, gerek kalitesi anlamında olsun, her zaman en üstte tutarak, kaliteden ödün vermeden müşteri memnuniyeti sağlamaya çalışarak başarımızı yüksek tutmaya yani çalışıyoruz. Malınızın, üretiminizin arkasındasınız her zaman için. Arkasındayız tabii her ki. Her zaman için yanınızdasınız. Aynen öyle. Market, teşhir ürünleri, mağaza ve özel tasarım ürünler, depo rafları gibi pek çok ürünün üretim ve tedarik zincirini sağlayan firma, yurt dışında da başarısına devam etmek hedefinde. Fuardan beklentiler nelerdir? Fuardan beklentilerimiz daha çok yurt dışı odaklı aslında bakarsanız. Çünkü zaten buraya gelen müşteriler ağırlıklı olarak yurt dışından, hani ithalat ihracat amacıyla gelen, işte aracı şirketler olsun, üretici şirketler olsun, farklı market sektörleri olsun yurt dışında. Kendine raf arayan, depo rafı arayan, diğer raf ekipmanlarından arayan, spot ürünlerinden arayan firmalar geliyor. Biz de kendimizi yurt dışına daha çok açma arayışında olduğumuz için, yurt dışı pazarlarında arayışında olduğumuz için bu şekilde bize faydası olacak diye düşünüyoruz inşallah. Peki Yusuf Bey, hakikaten şirketiniz gayet dinamik, gayet güçlü işler yapıyorsunuz. Bundan sonraki hedefleriniz nelerdir? Neler yapmak istiyorsunuz? Yurt içinde yeterince açıldığımızı düşünüyoruz. Önümüzdeki şeylerde artık bu fuar sonrasında zaten bayağı yurt dışından çok talep aldık, çok görüşmeler yaptık. Önümüzde bu fuarının sonrasında yurt dışına daha çok işte Güney Afrika tarafı olsun, Avrupa tarafı olsun, Doğu tarafı olsun, her yerden yurt dışına doğru açılma niyetindeyiz inşallah. Peki yurt dışına ihracat yaparken bunda hiçbir sıkıntı oluyor mu? Her şekilde hizmeti tam veriyor musunuz? Yurt dışı ihracatlarında şu ana kadar bir sıkıntımız olmadı. Daha çok bu zamana kadar Güney Afrika taraflarına çalıştık. Teslimatımız olsun, nakliye esnasında olsun bir sıkıntıyla karşılaşmadık. Ürünlerimizi zamanında sağ salim bir şekilde teslim ettik Allah'ın izniyle. Önümüzdeki fuar sonrasında da yeni müşterilerimizle inşallah bu performansı düşürmeden, bu kaliteyi düşürmeden hizmetimizi sürdüreceğiz. Peki Yusuf Bey, hakikaten gurur duyduk. Böyle Tekirdağ'dan büyük başarılara imza attınız. Biz de gurur duyduk. Başarılarınızın devamını diliyoruz.